Magic News'a hoş geldiniz. Uzun zamandır haberler çekmiyoruz. Gündemimiz birikti. Öncelikli olarak her videoda bahsettiğim Modern Horizon 3'nin ya da Modern Horizons 3'ün diyelim Collector Edition'i Türkiye'ye resmi olarak giriş yaptı. Bunları her seferinde söyledim. Saklamak için aldım. Tamamıyla full foil, full art, muazzam bir dörtlü set. Bunun şu anki piyasa değeri 1000 dolar. Satın alınmışta ilk piyasaya çıkışında da 500 dolar civarındaydı. Muazzam bir set. Koleksiyon değeri olarak çok hızlı üzerine koyacağı benziyor. Bugünkü ilk gündem maddemiz bunlardı. Onlara bir hoş geldin diyoruz. Geçelim diğerine. Assassin'ler biliyorsunuz piyasaya girdi. Türkiye'ye de resmi geldi. Biz daha açıp incelemedik. Açıp inceleyeceğiz. Daha da güzeli şu ki Assassin'in bir gaza gelip standart bir paket Collector'ını almak yerine bir kocaman da Collector Booster aldık. Çünkü gene aynı şekilde burada piyasası hızlı giden diğer ürünlerden biri. Peki Magic dışında neler oluyor? Öncelikle Mega Bloks Pokemon ürünlerini satıyor. Legolarını satıyor. Mesela bir Charizard. Şurada gözüküyorsa birkaç kutuları gözükmekte. Peki ne geldi piyasaya? Pokédex geldi. Poki toplarından sonra Pokédex'i de artık raflarda görmek mümkün. Henüz Türkiye'ye girmese de şu an Türkiye dışındaki maalesef her yerde aşağı yukarı var. Bizim ülkede şeyler henüz gelemiyor. Gelmekte zorlanıyor. Bu da maalesef bir diğer kötü haberimiz. Ama iyinin kötüsü diyelim. Hala yurt dışından alabilirsiniz. Peki yurt dışı demişken gündemde neler oluyor? Çok acı bir şekilde gene coğrafya kaderdir diyoruz. Gümrük vergileri güncellendi. Çing çing. %60 cebimize yük bindi. Ne demek bu? Eskiden %30 olan gümrük vergisi artık %60'a çıkarıldı. Yani 100 dolarlık bir Magic ürünü artık Türkiye'ye geldiğinde kargo hariç 160 dolar oldu. Ama diyor ki hani Avrupa'dan alırsan ve 30 euroyu geçmezsen hala %30'da sana esneklik tanıyabilirim diyor. Yani bu ne demek oluyor? Single kartları hala eski tarifeyle alabiliyorsunuz ama artık ürün getirmek param varsa var yoksa yok kardeşim diyor. Devam edelim. Gündemde neler var? Bloom Barrow piyasaya çıktı Magic'te. Küçük farecikler, küçük böcekçikler, kurbağacıklar büyük işler yapıyor. Set ilk başta beni sarmadı. Neden? Çünkü hikaye olarak her şey minimalize edilmiş. Disney filmi gibi böyle hani şirinlerin bir değişik versiyonu belki de öyle söyleyeyim. Aslında oyun güzel. Yani hikaye güzel ama ben hani o kadar saçma sapan bir sıçanın veya bir farenin ya da bir neyse işte kurbağanın dört dörtlük olup da daha sonra koca bir kırmızı ejderhanın da dört dörtlük olmasına çok karşıyım. Bunu biz hayal ederek oynuyorsak yani o fare bunun boğazından da mı kaçtı dört dörtlü öldürdü diye sorar oluyorum. O yüzden eğlenceli bir set ama birazcık konsepti beni sarmadı ama dünyayı sardı. Burada da özellikle önerebileceğimiz Commander setlere dikkat edin. İki tane baba Commander set var içinde. Muazzam, etkili ve güçlü gözüküyor. Bunları alabiliyorsanız alın derim. Peki devam edelim. Gündemde daha yeni neler oluyor? İlk önce ürünlerde yeni duyurular yapıldı. Biz Bloom Barrow'dan sonra Duskmourne'u yani House of Horror'u beklerken iki yeni setin daha haberleri verildi. Ve bir tanesi çok güzel. Foundations. Foundations yıl sonunda gelmesi bekleniyor. Tamamıyla belki de biz çağırdık. Bizim izliyorlar acaba diyorum. Planeswalker'larla ilgili bir mini set çektik. Planeswalker'ların öneminden bahsettik. Bunlar hani bu işin lokomotifi dedik. Resmen Magic bunu duydu ve Your favorite legends and planeswalker are here with quest sorgulanamaz bir Magic'le bu multiverse'e dahil oldu dedi. Yani bunları kurucu olarak adledip bizim çok sevdiğimiz planeswalker'lardan oluşan özel bir seti 15 Kasım'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu set diğer Bloom Barrow'lar gibi standart oyun seti değil. Daha böyle Modern Horizons, Modern Masters gibi setlerin kategori edildiği bir kısımda yer alıyor ama Kevank Bundle'ı var. Yine The Play Booster setleri var. Yine Collector Editions var. Pre-release setler var ve burada ilk defa Magic yeni bir ürün çıkarıyor. O da Starter Collection set diye. Yani Starter kit'i birazcık daha revize etmişler anlayacağınız. Bu anında Instant Collection olarak geçiyor. Bunu da yine bu kanalda inceleyeceğiz. Bunu da buraya yazıyoruz. Peki Magic'i konuştuk. Pokemon'dan değişik bir haber verdik ki onunla ilgili Pixel Legolarda ayrıca raflarda ama onu zaten Türkiye'de görmüş olabilirsiniz belli oyuncak mağazalarında. Ne var geride? Hep bahsettiğimiz bir üçüncü set. Her zaman kıymete geleceğine inanacağım bir diğer set var. O da Lorcana. Lorcanalar son setlerini çıkardı. Bunların örnek desteklerini getirdim. Ursula's Return diye. Yani Ursula'nın dönüşü var. Ursula hatırlayacağınız üzere. Küçük Deniz Kızı'ndaki büyük kilolu ahtapot kötü teyzemiz diyeyim artık. Kendisi Deniz Kızı'nın sesini almıştı.
hikayeyi aşikar olanlar bilir. İşte o sesiyle daha sonra karaya çıkmıştı. O arada işte boynundaki kolyeyi son anda koparıp işte o Ursula'ya dönüşmüştü. Kız sesine kavuşmuştu. Prens de mutlu son olmuştu. Her anlamda mutlu son diyelim. Bunun destelendirilmiş hali. Buradaki topikler alınıyor. Bizim destelerimizde tabii ki de sadece Deniz Kızı veya Ursula gibi düşünmeyin. Yani burada bütün Disney evreni var ve bu zaten markasından kaynaklı çok güçlü gelen Ravensburger'in tamamıyla Wizards Hasbro yani Magic tarafına benim de kart oyunum var ulen diyerek yürüdüğü arkasında Disney markasının çaktığı tertemiz bir kart oyunu. Bunun aynı zamanda burada bir de bundle pack'i var ama onlar öyle demiyor. Bunların isimlendirilmesi Illuminaire's Trove diye geçiyor. Kendi bohçasını yapmış tabiri yerindeyse. Bakalım bu sette neler bekliyor. Bunları kolay kolay açmıyoruz. Açmayı düşünmüyoruz. Çünkü yıllanıp birazcık daha değer katsın bekliyoruz. Çünkü Disney Lorcana çok kısıtlı adette çıkıyor. Daha çıkmadan bir şekilde satılıyor. Daha sonra single ve buna var yapacağınız alışverişlerde değerinin çok bir kat üstüne satılıyor. O yüzden arkadaşlara önerim. Merakı olan varsa daha setler ve hikaye başlarken hani Magic 93-92 çıkışlı. Bunlar daha 1-2-3 bu dördüncü bandlı oyunun başından bu yana koleksiyon için tercih edilebilir. Gündemde başka ne var? Şöyle bir bakalım. Bir diğer Magic ürünümüz var. Bu da gene yılın sonuna çıkacak. Maestri Booster 2 set olarak geliyor. Maximize the Master mottosuyla geliyor. Bu tamamen drafta yönelik bir şey. Bu Las Vegas 2024 Comic-Con'un da maalesef satışa çıkacak. Yani bu bir festival kutusu. Magicon'da olacak. Oraya gitmezseniz almanız çok zor. eBay'den bunu alabilecek olsak da Amazon bunu bir fil satmıyor. Yani bunlar sadece Secret Layer basamağı altında belki bulunabilir ve bir de Magicon'dan alınabilir. eBay'den daha sonra daha pahalıya da alınabilir. Bu da ayrı bir şey. Gündem biraz yoğundu ve son bir haberimiz de yine Pokemon'la ilgili. Biliyorsunuz Pokemon McDonald's'la yaptığı işbirliği neticesinde çocuk menüsüne böyle kartlar veriyor. Hatta neredeyse bunun zamanı geçti bile diyebiliriz. Ben 3'ünü tamamlayabildim. Tamamlayabilen varsa yorumlarda bunu yazmayı eksik etmesin. Haberler hızlı bir şekilde devam ediyor. Gündem sürekli değişiyor. Bizim burada bunlara yetişme şansımız dış dünyada biraz bizi zorluyor. Ama bu serüven devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki haberlerde görüşmek üzere. Beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Ve haberlere son bir kuple. Bazı yorumlar çok mutlu. Yani o kadar beni böyle keyiflendiriyor ki yani bir şeyler yapıyoruz. Yaptığımızın karşılığını sanki alıyoruz gibi oldu. Çok değerli yorumlar var. Bunların hepsi için teşekkür ederim. Maillere ayrı ayrı cevap veriyoruz. Maillerde bazı gecikmeler oluyorsa tamamıyla yaz, kum, güneş, deniz üçlüsü ve bir de güzel kızımdan dolayı affınıza sığınıyorum ama cevapsız kalmayacağını temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.